Herkese merhaba arkadaşlar. Kimya Dünyası'na hoş geldiniz. Sıvı çözeltiler ünitesine devam ediyoruz. Derişim birimlerini inceleyeceğiz. Derişim birimlerinin ilk karşımıza çıkan kütlece yüze derişim nedir? Onu göreceğiz. Yine videomuza başlamadan önce hatırlatma isteği bulduğum kanalıma abone olarak ve videoları beğenerek bana destek olabilirsiniz ki kanalımızı büyütebilelim. Daha iyi içeriklerle karşınıza çıkabileyim diye. Şimdi bir hatırlatma daha yapayım. Hazır aklıma gelmişken bu hatırlatmamız şu arkadaşlar. İlk videoda unutmuşum. Ee, bu anlattığım konunun pdf'ini açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Oraya bir link bırakacağım. Pdf'i oradan indirebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi kütüce yüzde dereçim dediğimiz zaman ee, neye dikkat edeceğiz? Neleri bilmemiz lazım? Kütlece yüzde dereçim şu aslında. Bir çözelti içerisinde... Ee, Çözünen maddenin çözelti kütlesine oranı demektir. Burada e, gözden kaçıran nokta çözelti kütlesini bulmakta veya çözelti kütlesini yazmakta e, sıkıntı yaşıyoruz. O yüzden şöyle bir kodlama yapalım önce. Bir çözelti kütlesi bulmak için çözelti eşittir çözünen artı çözücü. Yani biz elimizdeki çözünen ve çözücünün kütlelerini topladığımızda elde ettiğimiz kütle kime aittir? Çözeltiye aittir. Neden bu kadar üzerine duruyorum? Çünkü formülümüz şu şekilde arkadaşlar e, KYD eşittir yani kütle yüze derişim eşittir. Çözünen kütlesi. Çözünen kütlesini genelde sorularda gram cinsinden alıyoruz. Gram olarak veriyor bize. Aşağıya da ne yazıyormuşuz arkadaşlar? Çözelti kütlesini yazıyoruz. Yine ne cinsinden? gram cinsinden. Ve bu oranı yüzde çarptığımız zaman bize kütleci yüzde derişimi vermiş oluyor. Mutlaka paydaya çözelti kütlesini yazmamız lazım. Dediğim gibi aşağıya çözücü kütlesini yazıyorsunuz ve işlemleriniz hatalı çıkmış oluyor. Lütfen buna dikkat edelim. Mesela şöyle bir soru gelsin karşımıza. 400 gram yüzde, kütlece yüzde onluk bir tuz çözeltimiz varmış. Kaç gram tuz ve kaç gram su içerdiğini soruyor. Bunu iki yöntemle çözebiliyoruz. Şimdi ben size iki tane yöntem göstereceğim. Birinci yöntem formülümüzden. Kütlece yüze derişim formülünde karşılıkmış yüzde onlukmuş. Hatta şöyle yüzde on değil de direkt on yazalım. 10 eşittir. Çözünen kütlemizi bilmiyoruz. Yani tuz miktarımızı bilmiyoruz ama toplamdaki çözelti kütlemizi ne kadar vermiş bize? 400 gram vermiş. Çarpı 100 dersek şöyle şu iki sıfırlardan bir kurtulalım. X eşittir. Buradan kaç geldi arkadaşlar? 40. Demek ki bunun içerisinde 40 gram neyimiz varmış? Tuzumuz varmış. E doğal olarak da geriye kalan 360 gramımıza ne çıkmış oldu arkadaşlar? Su olarak çıkmış oldu. İkinci yöntem nedir arkadaşlar? O da şu. Direkt size çözelti kütlesini verdiği zaman çözelti kütlesini yazın yüzde kaçlıksa onunla çarpın arkadaşlar. 10 bölü 100'müş bizim yüzde %10 onlukmuş. 10 bölü yüzde ne yaptık? Çarptık. Şöyle sıfırlar gitti. Buradan direkt ne geldi? 40 gram. Demek ki yapıda 40 gram tuz. 360 gram da neyimiz varmış? Suyumuz varmış diyebiliriz. Peki bir sonraki örneğimize geçelim. 250 gram %40'lık bir tuzlu su çözeltisine 150 gram su eklenirse son derişim ne olur diye sormuş bize. Son kütlece yüzde derişim ne olur diye sormuş. O zaman arkadaşlar bakın burada şuna dikkat edeceğiz. Şimdi elimde 250 gramlık bir çözelti vardı. O zaman ben bunu içerisinde ne kadar çözünen var onu bulabilirim. 250 çarpı 40 bölü 100 dedim. Şu sıfırlardan kurtuldum. Ne geldi buradan? 100 gram içerisinde çözünen neyim var? Tuzum var. Şimdi bir şey ekleyip bir şey çıkartıyorsak eğer kafanız karışıyorsa ilk başta yazarak bu taktiği uygulamanız mantıklı. Takdimiz ne şu arkadaşlar? Yazdık çözelti eşittir çözünen artı kim dedik? çözücü dedik. Şimdi benim çözünen maddem ne kadardı? 100 gramdı. Bu durumda 150 gramda neyim var? Çözücüm var demektir. Ne demiş bize soruda? 150 gram daha su eklenmiş. O zaman onu da şöyle renkli bir kalemle gösterelim. Artı 150 dedim çözücü kısmına ve çözünen kısmına bir şey ekledim mi, eklemedim? Çizgi çektim. Şimdi son durumda benim elimde 300 gram çözücüm var. 100 gramda neyim var? Çözünenim var. Toplamda çözeltim ne kadar oldu arkadaşlar? 400 gram oldu. Şimdi kütleçe yüzde derişim hesabı yapabilirim. KYD eşittir. Çözünen miktarım ne kadar? 100. Toplamda çözeltim ne kadar? 400. Burada dikkat çözücü miktarını almıyoruz. Çözeltim miktarını alıyoruz. Çarpı 100 dersek şöyle kurtulduk. Buradan yeni kütlece yüzde derişimimiz yüzde 25 çıkmış oldu arkadaşlar. Yüzde 40'lıktı. Su ekleyerek serelttik ve yüzde %25 25'e düşmüş oldu. Peki bir sonraki sorumuza geçelim arkadaşlar. Ne de bir sonraki sorumuz? 200 gram %25'lik potasyum hidroksit çözeltisine 50 gram daha potasyum hidroksit ilave edildiğinde çözeltinin son derişimi ne olur diye sormuş bize. Yine aynı taktikten çözebiliriz. Hemen 200 gramın içerisinde ne kadar çözünen var onu bulalım. 25 bölü 100'e çarptık. Buradan ne geldi arkadaşlar? 50 gram demek ki yapıda KOH varmış. Peki o zaman benim çözeltim eşittir. Çözünen artı kim dedik? çözücü dedik. Çözünümüz 50, 150 gram da neyimiz var? Çözücümüz var. Şimdi bu durumda biz ne yapmışız? 50 gram potasyum hidroksit eklemişiz. O zaman buraya artı 50 dedik. Buraya bir şey eklemedik. Çizgi çektik. Son çözeltimize bakalım. 150 gram çözücümüz var. 100 gram çözünenimiz var. E toplamda çözeltimiz buradan kaç çıkmış oldu? 250 çıkmış oldu. Şimdi KYD'yi rahatlıkla hesaplayabiliriz. KYD eşittir. Çözünen miktarımız 100. Çözelti miktarımız 250 çarpı 100 dersek. Şöyle şöyle şundan kurtulalım. Şurayı da sadeleştirirsek 4. 4 çarpı 10'dan yeni çözeltimiz %40'lık olmuş oldu arkadaşlar. Burada da değiştirme işlemi yapmış olduk. Peki. Bir sonraki sorumuza gelelim arkadaşlar. Kütlece %40'lık 500 gram çözeltinin derişimini %10'luk yapmak için kaç gram su ilave edilmelidir? Güzel soru tiplerinden bir tanesi. Hemen çözümünü yapalım. Önce çözünen kısmımızı bulalım. Elimizde 500 gram bir çözeltimiz vardı. 40 bölü yüzde çarptık. Yüzde 40 olduğu için şuradan ne geldi? 200 gram çözünen madden var içerisinde. Şimdi şöyle diyelim. Çözelti eşittir. Çözünen artı kim? çözücü. Benim çözünen maddem ne kadardı? 200. Toplamda çözeltim 500 olduğuna göre demek ki 300'de neyimiz var? Çözücümüz var. Şimdi bizden diyor ki kaç gram su ilave edilmelidir? O zaman ben şöyle yapsam desem ki artı x kadar buraya ilave ettim ve çözünen kısmını ellemedim. Evet, son durumda benim 300 artı x kadar çözücüm oldu. 200 kadar da kimim oldu? Çözünen maddem olmuş oldu. Ve toplamdaki çözeltim 500 artı x kadar olmuş oldu. Şimdi bize hazır son çözeltinin kütlece yüzdesini vermiş. O zaman 10 eşittir. Çözünen miktarım ne kadardı arkadaşlar? 200. Toplamda çözeltim ne kadar oldu? 500 artı x çarpı 100 dersek buradan x değerini bulabiliriz. Şöyle bir sadeleştirme yapalım. Şurada 10 kalsın. Eee... İçler dışlar çarpımı yaparsak 2000 eşittir 500 artı x yapar. Buradan da x eşittir 1500 gelmiş olur. Demek ki ben bu çözeltinin üzerine 1500 mililitre ya da 1500 gram su eklediğim zaman çözeltimin yeni kütücü yüzdesi %10 oluyormuş dedik. Bir sonraki sorumuza gelelim arkadaşlar. Bir sonraki sorumuzda diyor ki %40'lık 400 gram KOH çözeltisine 90 gram KOH ve 260 gram su ilave ediliyor. Son çözelti kütlece yüzde kaçlık olur? Hemen bulalım. 400 gram bir çözeltim vardı. 40/100 bölü 100 yaptım. Böylelikle çözüneni buldum. Buradan 160 gram çözünenim geldi arkadaşlar. Ne demiştik? Çözelti eşittir çözünen artı kimdi? Çözücü. Şimdi çözünürlüğümüz ne kadar buradan? 160. E geriye ne kaldı arkadaşlar? 240 gram da çözücümüz var. Ne istemiş bizden? 90 gram kahve ekle demiş. O zaman buraya artı 90 dedik. 260 gram su ekle demiş. O zaman buraya da artı 260 dedik. Ve son durumda benim elimde 300-500 neyimiz var? Çözücümüz var. 250 de... Çözünenimiz var. Toplamda çözeltimiz ne kadar oldu? 750. Peki KYD'yi hemen hesaplayalım. Çözünen 250. Çözeltimiz toplamda ne kadar? 750 çarpı 100 dersek. şunu da şunu sadeleştirdik. 1'e 3 geldi. O zaman yeni kütlece yüzdemiz %100 bölü 3 yani %33 devreden şekilde karşımıza çıkmış oldu. Şimdi arkadaşlar bir sonraki sorumuza devam edelim. Ama devam etmeden önce kayıt süremiz doluyor. Ondan dolayı bir durdurayım. Sonra devamını gerçekleştirelim. Evet sorumuza devam edelim arkadaşlar. 300 gram derişimi belli olmayan tuz çözeltisi 700 gram %10'luk çözelti ile karıştırıldığında son çözelti kütlece %16'lık olmaktadır. Buna göre ilk çözeltinin yüze derişimi kaçtır diye vermiş. Şimdi bize e, ilk baştaki çözeltinin gramını vermiş, kütlesini vermiş ama yüzde kaçlık olduğunu vermiş. O zaman ben şöyle bir taktik uygulasam. Desem ki baştaki çözeltimin derişimi %x kadar olsun. Ne yapabilirim burada işlemi? O zaman buradaki çözüneni bulabilirim. 300 çarpı x bölü 100 dersek bunun içerisinde 3x gram kadar çözünen neyim var? Tuzum var. Şimdi diğer çözeltimde benim ne kadardı? 700 gramdı. O da %10'luktu. 10 bölü 100 dersek şöyle götürdü. Buradan da 70 gram tuzum gelmiş oldu. Şimdi biz şöyle yazalım o zaman. Çözelti eşittir. Çözünen artı kim? Çözücü. 3x kadar çözünenim vardı, değil mi? Buradan da 300 eksi 3x çözücüm geldi. Ee, 70 gram kadar tuzum diğer çözeltimden geldi. Ee, diğer çözeltim toplamda ne kadardı? 700'dü. O zaman 630 da çözücüm gelmiş oldu. Şimdi taraf tarafa topladığımız zaman burası 70 artı 3x gelmiş oldu. Çözeltimizin toplam kütlesine baktığınız zaman birinci çözeltimiz 300, ikinci çözeltimiz de 700'dü. Buradan da toplam, yapıp, toplam çözeltiyi bulabiliriz. Burası da ne yaptı? 1000 yapmış oldu arkadaşlar. E o zaman biz kayda formülünü yerine koyacağız. Ne demişti bize? E, son çözeltimiz ne kadar oluyormuş? E, %16 oluyormuş. O zaman 16 eşittir. 70 artı 3x bölü 1000 çarpı 100 dersek şöyle şu 2 0 2 0 şuradan kurtulalım 160 eşittir 70 artı 3 x'e 3 x eşittir 90'a x de eşittir 30'a denk gelmiş oldu. Şimdi bizden ne istiyordu arkadaşlar? Baştaki yüzde derişim istiyordu. Biz yüzde x demiştik. Demek ki başlangıçtaki çözeltimiz kaçlıkmış? Yüzde 30'lukmuş dedik. Peki. Gelelim şimdi bir sonraki sorumuza Kütlece %60'lık potasyum hidroksit çözeltisi ile kütlece %20'lik potasyum hidroksit çözeltisi hangi oranda karıştırılırsa son çözelti %25'lik olur demiş. Güzel soru tiplerinden bir tanesidir. Ee, bu sefer de bize kütlelerini vermemiş. Kütlece yüzdelerini vermiş. O zaman şöyle bir taktik uygulalım arkadaşlar. %60'lık olan 100A kadar bir çözelti olsun. %20'lik olan da 100B kadar olan bir çözelti olsun. E şimdi biz 100A kadar olan çözeltiden ne gelecektir? 60A kadar değil mi? Çözünen gelecektir. Hemen şöyle işleminde gösterelim. 60A kadar çözünen maddem geldi. Diğeri de 100B'ydi. 100B çarpı 20 bölü 100 dersek buradan da 20B kadar ne geldi arkadaşlar? Çözünen maddem geldi. Neydi K'ye de formülümüz? Çözünenlerin toplamı. Çözünenler ne kadar? 60a artı 20b diyebiliriz. Böyle toplamda çözeltim ne kadar oldu? 100a birinden geldi, 100b de diğerinden geldi. O zaman 100a artı 100b. Şöyle 100 parantezini alalım da işlem kolaylı olsun bize nasıl yüzde çarpacağız birbirlerini götürsünler diye. A artı b dedik çarpı 100. Eşittir kaç çıkması gerekiyormuş arkadaşlar? 25 çıkması gerekiyormuş. O zaman şu yüzlerden bir kurtulalım. 60 A artı 20B. İşler dışlar çarpımı yapınca ne oldu? 25A artı 25B'ye denk gelmiş oldu. A'ları bir tarafta B'leri bir tarafta toplayalım. Ee, ne yapar? 35A eşittir 5B'ye. E, o zaman biz buradan A bölü B oranını getireceksek 5 bölü 35 yani 1 bölü 7 oranını ne yapmış oluruz? Yakalamış oluruz arkadaşlar. Demek ki 1 e, bir birim A'dan 7 birim B'den alarak eşit bir çözelti elde edebiliyormuşuz dedik. Böylelikle bu videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videoda... E, biz neyi göreceğiz? Hacimci yüze derişim ve PPM nasıl hesaplanır? Onları göreceğiz. Böylelikle temel kısmı bitirmiş olacağız. Hem 10. sınıf arkadaşlar için bu kısım önemli. Hem de 11. sınıf öğrencilerimiz için bu kısım önemli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kimyalı günler.